baba derim, tamam mı? Sana Chong, baba derim. Chong, sen çok kötü bir çocuksun. Ben senin gibi kötü bir evlat istemiyorum. Hepsi senin yüzünden. Üçkağıtçı Wink. Çekilin. Çekilin. Hadi oyna. At. Şah. Fil geri çekilir. Kaleyle şah. Fil savunur. Filini aldım şahmat. İşin bitti. Ama önce ben senin kaleni aldım. Hayır hayır. Böyle bir hamle yapamazsın. Bunu biliyorsun. Neden? Çünkü kalemi almadan önce beni uyarman gerekirdi. Hamleni yaptıktan sonra değiştiremezsin. Kaybettin. Kalemi geri ver. Oyuna yeniden başlayalım. Hayır, olmaz dedim. Unut bunu. Kalemi götüremezsin. Buraya gel. Sen bir aptalsın. Hırsız! Hırsız, kalemi geri ver. Hırsız! Hırsız! Kalemi geri ver. Hırsız! Gündüz vakti hırsızlık yapmaya utanmıyor musun? Geceyi beklesene. Tamam, biliyorum, dinle, biliyorum o seni sadece... soydu, biliyorum. Hayır. Tamam, tamam. Onu soydun, öyle değil mi? Hayır, tamam, kabul ediyorum. İtiraz mı ediyorsun? Kabul et. Tamam, tamam, kabul ettim. Suçlu hissetmeye başladın değil mi? Beni dövdükten sonra evet. Dinle. O benim sadece kalemi tamam, aldı. Tamam. Hadi bakalım, parayı geri ver. Ver bakalım. Hadi. Tamam, vereceğim. Ay. Senden bunu mu çaldı? Evet dostum. Ama bu sadece bir satranç. Evet, benim kalem. Sen iyi misin dostum? Her tarafım ağrıyor dostum. Biraz sert davrandım biliyorum. Özür dilerim dostum. Neredeyse öldürecektin. Merak etme. Tamam. Ben seni doktora götüreceğim, tamam mı? Hocam, evrensel avuç içi gezegenler ve stiliniz mükemmel. Bu stille kesinlikle yenilmez bir savaşçısınız. İnanın bana. Bu stili tam 30 yıldır çalışıyorum. İlk başlarda bu stili bilen çok az kişi vardı. Gerçi hala bu stili bilen fazla kişi olduğu söylenemez. Baba. Senin Fukende olman gerekmiyor muydu? Sana verdiğim parayı çoktan bitirdin. Hayır, bitirmedim. Ama bir işi yönetmek hiç de kolay değil. Serserinin tekisin. Sana güvenmekle hata yapmışım. Çayınız baba. Neye bakıyorsun? Bu kızım Lansing. İçeri git Sing. Tamam. Baba, ben de içeri gidip üstümü değiştireyim. Ustako. Ay. Ne oldu sana böyle, söyle. Wong Fei Hung'un öğrencisi Kasan Feng beni bu hale getirene kadar dövdü. Hem de ortada doğru dürüst bir neden yokken. Sana bunu yapmaya nasıl cesaret eder? Ona 5 ejderha okulundan olduğumu söyledim ama
umurumda olmadığını söyledi. Daha sonra da sizin bir korkak olduğunuzu söyledi efendim. Korkak! Okulumuzun adı 5 ejderha değil, 5 yılan olmalıymış. Burayı lokanta yapıp yılan yemekleri pişirip satmamız daha iyi olurmuş. Evet efendim, aynen öyle söyledi, sonra beni dövmeye devam etti. Onun ne kadar iyi olduğunu görmek istiyorum. Buyurun hocam. 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 Long Fei Hung. Bu ustako, bu ne hoş bir sürpriz. Sizin gibi ünlü bir ustanın okulunu herkesin ziyaret etmesi gerekir diye düşündüm. Bize çay getirin. Tamam hocam, evet tamam. Lütfen oturun ustako. Sizden çok özür diliyorum ustako. Bu sandalye çürümüş. Ne güzel bir hobiniz var. Hat sanatında gerçekten çok iyi olmalısınız. Wong Fei Hung. Pek sayılmaz. Fırçayı kullanarak bir ülkeyi ya da bir aileyi yönetebilirsiniz. Bu sanatı tek başıma çalıştım. Benim hat sanatıyla ilgili becerimi eleştirir misiniz? Fırtınalı hat sanatı ve ürkütücü şiirler. Sizin hat sanatınız çok uçlarda. Bence biraz daha geleneksel çalışmalısınız. Yaptığınız her hareket dürüst olmalı. Dürüstlük her şeyin başında gelir. Daha sonra hat sanatı çalışabilirsiniz. Vahşi üzüm. Ölüm. Fırça ejderha gibidir. Her darbe demirdendir. Hadi. Bileğim bundan çok daha güçlü olmalı ko. Fırça yerine parmaklar da kullanılabilir. Usta Wong, kağıdını kirletmeyi başardım. Sen fırçaya konsantre ol. Kağıt kirlenmedi ki. Bitirmeyi başarırsan ayakkabılarını taşırım. Ha!
getirmemi engelleyemedin ki ustako. Gerçekten ayakkabılarını taşıyacak mısın? Ölüm kelimesini telaffuz edebilir misin? Saygı kelimesini telaffuz edebilir misin? Ha? Saygı? Size saygı duyuyormuş efendim. Kes sesini. Wang Feihong, neden öğrencilerinin sorun çıkarmasına izin veriyorsun? Öğrencime saldıranın bana da saygısı yoktur. Bunu hanginiz yaptı ortaya çıksın çabuk. Lan Saving. Ustako, sizden onun adına özür diliyorum. Öğrencinizi dövdüğü için onu cezalandıracağım. Size söz veriyorum, bir daha böyle bir şey olmayacak. Peki, sizin sözünüze güveniyorum Wang Feihong. Ama bir daha öğrenciniz yoluma çıkarsa buraya gelirim ve okulunuzu dağıtırım. Seni aptal. Neden sürekli sorun çıkarıyorsun ha? Neden? Neden yaptın? Usta. Bana usta deme. Bir yanlış anlamaydı. Bir kelime daha duymak istemiyorum. Dikkat et de testiler kırılmasın Wing, yoksa usta çok kızar. Alışverişe çıkıyorum. Bir şey istiyor musun? Hayır, sanırım istemiyorsun. Oğlum. Hı? Benim erkek olduğumu nasıl anladın sen? Kadın da olabilirdim. Senin üstünde hiç kadın kokusu almıyorum. Hiçbir kadınla birlikte olmamışsın çünkü. Burada ne arıyorsun? Acaba tuvaletinizi kullanmama izin verir misiniz oğluma? İleriden sola dön ve duvara değinceye kadar dümdüz yürü. Sonra tekrar sola dön ve tuvaleti bulursun. Teşekkür ederim. Tamam. Neden bu kadar karışık ki? Ay. Deli çok küçükmüş. Hedefi tutturabilmek için iyi nişan almak gerekiyor. Yan taraftaki arkadaş kabız olmuş galiba. Rahatladım. Onu buralarda gördünüz mü acaba? Hayır. Sağ olun. Bayan, onu buralarda gördünüz mü? Hayır, gidip başkasına sor. Sağ olun. Kardeşim Wing'in burada bir yerde çalıştığını duymuştum. Acaba şimdi nerede? Onu bulmamız zor olacak. Pist. Çok güzel. Onu tanıyabilir misin? Bu fotoğrafı yıllar önce ayrılmadan önce çekmiştik. Günaydın. Merhaba. Ne istemiştiniz? Ben birini arıyordum. Yardım edebilir misiniz? Onu daha önce gördünüz mü acaba? Adı Lam Saving. Ha? Ne? Lam Saving mi? Buradan gitti. Şimdi cehennemin dibindedir. Defolup gidin başımdan. Hadi. Gidin buradan. Gidelim bari. Bayan, size yardımcı olabilir miyim acaba? Bayım, bu adamı gördünüz mü acaba? Elbette gördüm. Elbette. Ama daha fotoğrafa bakmadınız bile. Evet.
Ha evet, ben bu adamı tanıyorum. Evet. Ne kadar da sıska. Ha evet, ona sıska domuz derdik. Ha evet, ben lakabını da biliyorum. Onunla biz çok takılırız zaten. Ama bu fotoğraf çekileli 10 sene oldu. Şimdi 20'li yaşlarda olmalı. Aa iyi ya işte. Ben de onu bu kasabaya geldiğinden beri tanıyorum. O benim kardeşim. Sürekli sizden bahseder. Sizi çok seviyor. Demek kardeşsiniz, öyle mi? Bu doğru. Peki şimdi nerede? Aa, evini biliyorum. Kardeşinin durumu gerçekten çok iyi. İsterseniz sizi onun yanına götürürüm. Hadi hadi gidelim. Buyurun bu tarafta. İşte bu kardeşin sıska domuz. Onu gördüğünüzde sevinmediniz mi? Sıska domuz sen misin? Evet, kardeşini tanımadın mı yoksa? Ama sen ona benzemiyorsun. Yıllar geçti, herkes çok değiştiğimi söylüyor bana. Benim lakabımı biliyor musun? Ben sıska, sen de tombul domuzsun. Hayır. Hatırladım, sen aptal domuzsun değil mi? Hayır, bilemedim. Siz dolandırıcısınız. Hadi tatlım, gidelim buradan. Tamam. Durdurun. Bu adam senin kardeşin olduğunu iddia ediyor. Böyle çekip gidemezsin Sai Wong. Bu doğru. Ve bana $300 borcu var. Bu durumda bu borç sana ait sayılır. Anlıyor musun? Ama durumunun çok iyi olduğunu söylemiştin. Aa evet. Ama ben idare ediyor demek istemiştim. Sen yanlış anladın. Evet. Çok üzgünüm ama kardeşin zengin sayılmaz. Beni dolandırıyorsunuz. Size inanmıyorum. Umurumda değil. Ben paramı istiyorum. Yoksa sevgili karına el koyarım. Karım olursan seni öldürürüm. Sai Wong! Yaşamaktan sıkılmış olmalısın. Hadi dövüş benimle. Bırak beni! Bırak! Bırak! Şunu dışarı atın. Sadece bu tekniğe çalışıyoruz. Usta artık yaşlandı. Evet haklısın. Bu tekniği öğreteli yıllar oldu. Sonra da yeni bir şey öğretmedi. Arkamdan konuşmaya utanmıyor musunuz? Biz bir şey söylemedik usta. Bir şey söylemedik. Ceza olarak Wing'e yemek ısmarlayacaksınız, tamam mı? Yemek mi ısmarlayacağız? Bizi aptal yerine koydun sen. Gel. Hey durun ha. En azından çok iyi olduğumu itiraf edin. Ha, tamam, ustayı çok iyi taklit ettiğini kabul ediyoruz. Bakın daha neler yapacağım. Adım Wong Fei Hung. Ben annemi çok genç yaşta kaybettim. Bu kaplumbağa benim babama aitti. Çok değerlidir. Komik değil mi? Ben bu konuda çok iyiyimdir. Acayip taklit yaparım ha. Funcuğum bize yiyecek bir şeyler getir. Acele et, tavuğun tüylerini yolmayı da sakın unutma. Güzelce bir onu yol, ondan sonra pişir. Arkanda. Siz ne yapıyorsunuz ha? Hemen bana bir fincan çay getirin. Fena değil. Ama biraz soğumuş. Sakın bir daha olmasın. Ustacığım.
Ustacığım. Çayımı bitirir bitirmez yola çıkacağım. Haberiniz olsun. Ustacığım. Lütfen gitme. Beni çok iyi taklit ettin. Sanırım bohçamı toplayıp gitsem iyi olacak. Neyse ki toplamıştım. Söz veriyorum. Bir daha asla yapmayacağım. Eminim. Usta, nereye gidiyorsun? Maksiye gidiyorum. Şifalı bitkiler alacağım. Daha sonra da bambu tapınağının baş rahibini ziyaret edeceğim. Siz burada kalıp hastalarla ilgilenin. Bela çıkarmayın. Kesinlikle. Usta, sana söz veriyorum. Asla kavga etmeyeceğim. Peki ya usta Ko geri gelirse? Onu döveriz. Karımı geri vermezsen seni öldürürüm. Geber, geber, geber. Dur, yoksa onu öldüreceksin. Dur. Bu seni ilgilendirmez. Kendi işine bak. Yoksa seni de öldürene kadar döverim. Kimse beni tehdit edemez. Anladın mı beni? Bunun hesabını soracağım. Dostum, sen iyi misin? İyi sayılırım. Senin adın ne? Benimki Ko Tai-hoi. Ben markette domuz satıyorum. O yüzden bana kasap Fink derler. Yardımın için teşekkür ederim. Baksana dostum, sana bir içki ısmarlamak isterim. Bunu yapmana hiç gerek yok. Hadi gel benimle. Hayır, sağ ol. Konuğum olmanı peki, istiyorum. Tamam, seninle geliyorum. Gel. Uzun zamandır tavuk yememiştim. Git ayaklarını başka yerde temizle. Ayağındaki pislikler tavukları zehirleyecek. Hemen git buradan. Hadi hadi yürü pis sarhoş. Şirret kadın, ne olacak? Yalnızca bir tavuk alacaktım. Kokuyu mu aldın? Gel bakalım yemeğini ye. Ye 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 hadi. Ha 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 ha
İçmeyi bilmiyorsan içmeyeceksin. Yoksa kendini pişmiş olarak bulursun. Önce karını kaybettin, sonra da dayak yedin. Kendini öldür daha iyi. Sen aptalın tekisin. Özür dilerim. Evde mutfak var mı acaba? Ha, göremedim de. Elbette. Hemen köşeyi dönünce. Teşekkür ederim dostum. Sağ ol. Dostum. Ne var be, ne var? Acaba mutfağı kullanabilir miyim? Evet. Keyfine bak. Çok teşekkür ederim. Huzur içinde ölemiyorum bile. Bir dakika. Evet, o zaman paranı bana ver. Evet, gördün mü? Bana ver. İhtiyacın olmayacak. Bak, giysiler de bana olur. Onlar artık sana yaramayacak değil mi? Oo, pantolon. Onu da alayım, bana yakışır. Görürsün. Evet. Evet. İp de işime yarar. Onu da alayım, tamam mı? Neredeyse boğuluyordum. Hala nefes alıyorsun. Evet, biraz alıyorum. Evet, tamam. Boşa harcama. Son nefesini ocağı yakmak için kullanıyorsun. Evet, hadi bakalım. Üfle, ocak yansın. Hadi. Sen de mi yandın? Kotay Hoi tam bir kabadayı, öyle mi? Evet, çok güçlü ve bu kasabanın büyük bir bölümünü de o yönetiyor. Demek bu adam çok güçlü, öyle mi? Sen bana yardım edemezsin. Sen öyle san. Ben bir düzine insandan fazlasıyla baş edebilirim. Ama sen hayal kurmaya devam ediyorsun. Sen benim yaşlı olduğumu mu düşünüyorsun? Bak, ben şarap gibiyim. Durdukça değer kazanırım, tamam mı? Gel bak. Şimdi beni izle. Kolum hala demir gibi. Denge de mükemmel, değil mi dostum? Yumruğum da güçlü. Ve şarap da çok keskin. Oy.
Hey sen! Ne istiyorsun? Beyaz şarap. Bu para şaraba yetmez. Sen de azıcık verirsin. Hiç şansın yok. Hadi pirinç şarabı ver o zaman. Hayır hayır ona koyma olur mu? Merhaba Koltay Hui. Param bitti ve zor durumdayım. Bana biraz borç verebilir misin acaba? Bana geçen oyunda kaybettiğin 10 doları hala ödemedin. Hem ben tefeciye mi benziyorum? Söylesene. Sadece sordum. Bir daha sorma. Ay. Ne oldu? Sen bana vurdun. Hayır, ben kafamı kaşıyorum. O halde çok sert kaşıyorsun. Canın dövüşmek mi istiyor? Hayır, dövüşmek istemiyorum ben. Ne oldu? Zor durumda mısın dostum? Neden beni dövmek istiyorsun yaşlı adam? Daha önce yapmamıştım. Yine yapamayacaksın. Düşüremedin. Bana vurabilirsin ama şaraplara vurma. Makine yaptın gördün mü? Ne yaptın? Döktün onları. Parasını ödemelisin bunun. Ödeyeceğim bir dakika. Evet, o zaman paranı bana ver. Lamsey Wong'un karısını geri versen iyi edersin dostum. Kimin karısı? Rol yapmayı bırak. Tamam hatırladım. Konuşmaya başla. O şimdi abimin yanında. Senin abin de kim? Kasap Wing. Abin nerede? Abimi bulmak çok zordur. Ama onu görürsem kadını yarın çay evine getirmesini söylerim, tamam mı? Sakın beni kandırma. Söz veriyorum, kandırmayacağım. Demek yaşlı adam birdenbire üstüne saldırdı. Peki ne istediğini söyledi mi? Evet, söyledi. Karısını geri vermezsem geri gelip canımı okuyacağını söyledi. Senin adını hatırladığı için gerçekten çok şanslıyım. Gerçekten de ben bu kadar ünlü müyüm ya? Başka ne dedi? Beni öldürecekmiş. Bir tabut almamın iyi olacağını söyledi. Düşünebiliyor musun? Buna nasıl cesaret eder? Anlaşılan birinin onunla konuşması gerekiyor. Bu işi ben yaparım.
Gidip onu kapıda bekleyeceğim. Ve gereken her şeyi konuşacağım. Nerede bu adam ha? Ey ey ey, yaşlı adam. Tamam, teşekkür ederim. Biraz dikkat etsene be adam. Tamam, sağ olasın dostum. Nasıl olur da gelmez? O burada. Demek sözünde durdun. Yaşlı adam, işte bu benim abim. Hadi soracağını ona sor. Demek abi Wink sensin. Çok kötü kokuyorsun. Bugün yıkandın mı sen? Henüz değil. Şimdi bana bir şarap getirin. Yaşlı adam, bizi buraya içki içmek için çağırmadın, öyle değil mi? Şimdi aklıma geldi. Söyle, kadın nerede? Kadın mı? Her tarafta kadın var. Nasıl bir kadın arıyorsun sen, onu söyle bakalım. Sen sert birisin değil mi? Senin kadar değil canım. Bir arkadaşıma benziyorsun. Kime? Holy Smoke. O da senin gibi çok konuşurdu. Sen de benim bir arkadaşıma benziyorsun, biliyor musun? Kime? Simon, kadın satıcısı. Senin gibi başkalarının karılarını çaldığı için onu öldürdüler canım. Sen neden bahsediyorsun? Senin mesleğinden bahsediyorum. Wink, neden konuşarak zaman harcıyorsun? Bitir işini hadi. Fazla uzatma. Kadını gerçekten istiyor musun? Tabii istiyorum. Şimdi sana vursam yaşlı bir adamı dövdüğümü düşünürler. Bana 3 kere vurmana izin vereceğim. Tamam mı? Önce sen. Madem sen istiyorsun, tamam. Hadi kaçalım hocam. Hadi. Hadi kaçın. Kaçın. İki kere daha vurmam gerekiyor. Ama bu yaptığın hiç adil değil. Beni hazırlıksız yakaladın. Başka vurma hakkın yok, tamam mı? Bu stili iyi biliyorsun evlat. Ama bu seni ilgilendirmez. Sen benim ustam falan değilsin. Bu stile dikkat et. Kaplan stili. Gördün mü? İstersen turna stilinde dövüşelim. Sen iyi misin Wink? Nasılsın? Evet, iyiyim. Biraz dikkatsiz davrandım. Daha dikkatli ol. Yılan stiline ne dersin ha? Yılan stili mi dedin? Hadi.
Ay 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 ay. Arkadaşım ayağım, fazla dayanamayacak. Anneciğim ayağım çok acıyor. Söylesene kadını verecek misin bana? Beni öldürsen bile bunu yapamam çünkü kimden bahsettiğini bilmiyorum ki nasıl yapayım. Aa, hey sen Kasap Wing değil misin? Evet ben Kasap Wing'im. Peki o halde kardeşinin karısını niye çaldın? Benim kardeşim kim? Küçük kardeşin Lam Sei Wong. İşte Lam Sei Wong. Seni alçak. Dur. Bırak beni. Onu öldüreceğim. Ama o senin kardeşin sıska domuz. Bu doğru. Benim lakabım Sıska Domuz'dur. Demek Sıska Domuz sensin. Evet. Benim lakabım bu işte. Ben dolandırıcı falan değilim. İşte bu benim. Ama sen zayıf değilsin. Lakabımın ne olduğunu hatırlıyor musun bakalım? Senin lakabın Çılgın İnek'ti. Bu doğru. Ve seni o zaman da şimdiki gibi döverdim. Ay, ay. Bu doğru abicim benim. Al. Kardeşim. Neden bana karşı o kabadayının tarafını tuttun? O zaman sen olduğunu bilmiyordum ki. Onu korumak için beni dövdün. Çok üzgünüm ama çok haksız görünüyordun. Benim karımı çaldılar. Beni iyice aşağıladılar. Ne yapacağız şimdi? Koy Tai Hoi beni aptal yerine koydum. Merak etme onun icabına ben bakarım. Korkma sana yardım etmeye geldim. İyi ama sen kimsin? Konuşmak için vakit yok hemen gitmeliyiz. Benim rehinemi serbest bırakmaya... Nasıl cesaret edersin? Sana iyi bir ders vereceğim. Eğer onu serbest bırakırsan lanetlenirsin. Wing sizi görmeye geldi efendim. Yaşlı bir adamı esir almış. Onlara göz kulak ol. Go Tai Hoi. Aha, Kasap Wing. Onu yenmeyi başarmışsın ha? Kung Fu'da genç olan her zaman daha iyidir. Bu yaşlı adam gerçekten dayanıklı. Ama sonunda nefesi kesildi ve ben de onu yakaladım. Sen bir harikasın Wing. Hadi onu içeri kilitleyelim. Sonra da birlikte bir şeyler içeriz. Ha, ne dersin? Bana uyar. Tamam, hadi onu arkaya getir. Tamam. Hadi gidiyoruz. Çok sert vurdun. Böyle davranmazsam şüphelenebilir. Hey!
Hadi onu içeri kilitleyelim. Hey, adamların bu odadaki altın kasasını mı koruyorlar? Öyle mi? Aç kapıyı, aç kapıyı, lütfen. Bırakın bizi. Bizi bırakın. Bırakın da çıkalım. Hayır. Bırakın. Hayır hayır, bakın burası benim karımın odası. Bu adamlar yaşlı adamın karıma zarar vermemesi için burada duruyorlar. Sen neden böyle insanları rahatsız ediyorsun ha? Bırakın. Canım isterse kadını yine rahatsız edebilirim. Buna inanmıyorum. Bırak da sana ispatlayayım. Hadi ispatla. Bırakın dedim. Bu dolduğum müddetçe sakın dedim, korkma hayır, dostum. Dedim. Bak şimdi seni rahatsız edeceğim. Ha? Korkma hayır, korkma. Siz sizi bu işe karışmayın. Bırakın siz. Hadi aç şu kapıyı. Korkmayın. Hanginiziyim o? Ben Wing'im. Benim. Hadi gidelim. Ya o? O mu? Peki onu da kurtarayım bari. Ama sen... Hadi uğraştırma, seni kurtarıyorum. Her şeyi hallettik. Hadi içmeye gidelim artık. Tamam hadi gidelim. Şerefe kadeh kaldıralım. Kardeşimle bir araya geldik. Ayrıca karını da kurtardık. İnan artık çok mutluyum. Ko Tai Ho'yu kadar kötü bir adam görmemiştim. Yimo gibi bir kızı kaçırıp tutsak etmişti ama onu kurtardım. Onu da kurtardım değil mi? Hadi Wing'in Yimo'yu kurtarmasına içelim. Hadi çocuklar. Ben... Aç mısın? Hadi yemene bak. Biz büyük bir aileyiz. Utanmana hiç gerek yok. Benim adım Ko. Biliyorum. Ko'dan kurtulduğun için çok mutlusun ve bana minnettarsın değil mi? Ben Usta Ko'nun kızıyım, seni aptal şey. Ben de senin adına çok mutluyum. Hadi. Kadeh kaldıralım çocuklar. Hadi bakalım şerefe. Ben koyarım. Teşekkür ederim. Hayır, tamam hayır, bırak hadi. Bırak. Lütfen hadi. Hadi. Evet. Hadi. Hadi iç, bu şarap kaçmaz. Ko Tai Ho'nun seninle yattığına eminim. Ama sana söz veriyorum, bunu hiç kimseye söylemeyeceğim. İleride evlenip çocukların olduğunda bu yaşadıklarının bir kabus olduğunu farz edersin, unutup gidersin. Hatırlamaya bile değmez. Öyle değil mi? Madem içmiyorsun, senin yerine de ben içeyim. Her şey dönüyor. Çok tuhaf biri. Bana niye öyle kötü bakıyorsun? Senden bir karşılık bekliyor değilim ki. Seni aptal şişko, sana bir ders vereyim de gör. Abicim geç oldu. Hadi biz artık gitsek iyi olacak. Peki sizi geçireyim. Yarın eşyalarınızı toplayın ve buraya gelin. Tamam. Geç oldu, sen de artık evine git ha. Benim evim yok ki. Gecenin bu saatinde nereye gitmemi bekliyorsun? Ben şimdi ne yapacağım? Ne yaparsan yap. Umurumda bile değil. Ben bu gece burada kalacağım. Hepsi bu. Ama seninle daha yeni tanıştık. Burada nasıl kalırsın? Ben de seni tanımıyorum. O halde neden beni buraya sürükledin? Ben sana yardım etmeye çalışıyordum. Umarım hak ettiğin şeyi bulursun. Tamam. O halde otelde kalman için sana para vereyim ha. Buna ne dersin? Git otelde kal. Senin paranı istemiyorum. Git bir yere bağışla. Senden kurtulmak için kestane fişeği mi kullanmalıyım yani? Çok acıttın. Dur. Dur da bir bakayım. Benden yararlanmaya mı çalışıyorsun sen? Ne vuruyorsun be? Sen gidiyor musun, gitmiyor musun? Ama beni taşıman gerek. Çünkü ayağım çok acıyor. Ne? Olmaz ki. Seni taşırsam bu bana kötü şans getirir. O halde kalıyorum. Tamam, seni taşıyacağım. Şu kadınlar getirmesi kolay, göndermesi zor. Başımıza dert oldu. Hadi. Acele eder misin? Hmm.
Aa, çok acıyor. Sen hiç endişelenme, tamam mı? Bu benim ustamın en iyi ilacı. Sürer sürmez acıyı alır. Kendini eskisinden daha iyi hissedeceksin. Eminim faydalı bir ilaçtır. Ama benim göğsüm acıyor. Neresi, bir bakayım. İlacı kendin sürsen daha iyi olur, değil mi? Ben dışarıda beklerim. Acele et. Çok kötü, bu gece birlikte uyuyacağız demek ki. Bir kadın çığlığı duydum. Ben çok fazla içtim, o yüzden boğazım ağrıyor. Boğazın mı ağrıyor? Neyin var? Sivrisinekler. Sesini çıkarmazsan onu alıp gideceğim buradan. Sivrisinekler uyumaya gitmişler. Seninle içki içmeye gidelim mi? Gerçekten mi? Elbette. Harika. Bir içki daha içebilirim. Lanet Şişko, ben sana gününü göstermesini bilirim. Sen sadece babamın kızısın, korkma. Aramızda geçenler bizim küçük sırrımız olacak tatlım. Sen! Kes sesini. Kes sesini. Sessiz ol. Sessiz ol. Rahat dur. Sessiz ol.
Baba, kasap Wing Lansing'i kaçırdı. Hı? Onu gördüm ve evine kadar izledim. Bak buraya da yardım almak için geldim baba. Kasap Wing bana bulaşmaya nasıl cesaret eder? Gidelim. Işıklar sönük. Demek sonunda gitmiş. Anneciğim, kendimi kötü hissediyorum. Yatsam iyi olacak. Midem bulanıyor. Sana kaç defa burada uyumamanı söyleyeceğim ha? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Hemen yatağımdan kalk. Kalk hadi. Kalk. Ölmüş. Aman tanrım. Bunu kim yapmış olabilir? Polise. Polise gitsem iyi olacak. Burada ne işin var? Bu o. Lansing, nasıl cesaret edersin? Sakın kızımla ilgili planlar yapma. Kızın ezme. Lansing? Lansing? Ben yapmadım. Sen? Ben yapmadım. Baba, onu öldürmüş. Size söyledim, bunu ben yapmadım, yemin ederim. Sen eli kanlı bir katilsin. Lansing. 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 Kaçamayacaksın Lansing. Öleceksin. Ama ben hiçbir şey yapmadım ki. Bunun bedelini hayatını ödeyeceksin. Yaklaşmayın. Benden uzak durun. Lansing. Yaklaşmayın. Bırak onu. Hayır, bırakırsam beni öldürürsünüz. Yürü benimle. Durun. Onu okulunda buluruz. Aşağı indirin. Hiç kimseyi kapıdan içeri sokma. Hadi arka kapıya gidelim. Hemen ustanızı çağırın. Ustamız şehir dışında. Ne istiyorsun? Yoksa kung fu öğrenmeye mi geldin? Biraz yaşlı değil misin sen? Wing'i bana vermesini söyleyin. Wing burada değil. Size inanmıyorum. Arayın. Durun. Bunu yapmanıza izin veremeyiz. Yaklaşırsanız ölürsünüz. Wing'i verin yoksa okulunuzu yıkarım. Sana burada olmadığını söyledik. Okulumuza zarar verdiniz. Sizinle ölümüne dövüşeceğim. Hot.
Maymun stili ha? Çak ha? Onlar sadece yakın dövüşte işe yarar. Senden uzak durursam işe yaramaz. Ah!
Okulumuzu yıkıyorum. Lamsey Wing. Demek sonunda ortaya çıktım. Usta Ko, çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Wong Fei Hung'a söylemiştim. Bir daha yoluma çıkarsanız burayı yıkarım demiştim. Kızımı öldürdün. Bedelini ödeyeceksin. Onu ben öldürmedim. Baba, gitmesine izin verme. Öldür onu. Gidelim, gidelim. Hayır, ben kimseyi öldürmedim. Ama sen okulumuza zarar verdin. Zarar verdin, seni öldüreceğim. Yarı baygınken bile nasıl böyle vurabiliyorsun pes doğrusu. Onu sıkı tutun, bir daha vurursa canınıza okurum ona göre, tamam mı? İyileşecek mi? Onun ölmeyeceğini garanti edebilirim size. Çocuklar, bence hemen gidip Wong Fei Hung'u bulsanız çok iyi olacak. O halde Wing'i sana emanet ediyoruz. Bana ne oldu? Ölümcül bir darbe aldın ve ben sana zamanında müdahale edip ilaçlı suya yatırdım, yoksa ölecektin. Dur, nereye gidiyorsun? Gidip koyu öldüreceğim. Bu kılıkta mı ha? Böyle yapamazsın. Fun'la Çik nerede? Onlar Wong Fei Hung'u bulmaya gittiler. Okulumuz bu haldeyken ustamın yüzüne nasıl bakarım? Aslında Kung Fu'un kötü değil ama kolların yeterince güçlü değil. Daha fazla çalışırsan kendini geliştirirsin. Hang stili Kung Fu yenilmezdir ve Wong Fei Hung bu tekniği öğretmemiş. Yanılmıyorum değil mi Wing? Sen biliyor musun? Evet, hem de çok iyi. Öğreteyim mi? İkinci bir ustam olacak, öyle mi? Evet, ama bana usta demeni istemiyorum Wing. Bana büyük kardeş de. Tamam, büyük kardeşim, tamam. Ben küçük müyüm? Hang stili 12 bölümlü Kung Fu. Güç. Bölmek ve denge, mükemmellik, sonra da hız, yumuşaklık,
sertlik. Kalıcılık. Ve pençe. Kilitleme. Yapamıyorsan yerde yatman da gerekmez. Lan saving. Benim elimden kurtulamazsın. Esrarengiz kedi, bana kasap Wing'i getir. Ay demek sendin küçük yaramaz. Ha, tabutun içine nasıl girdin sen? Burada ne işin var? Dostlarını böyle mi karşılıyorsun? Kurtulmuş olman bir mucize. İnsanları mı öldürdünüz? Merak etme Lam Samying. Çok yakında sen de yanlarına gideceksin. İnan. Yaramaz kedilerin başına bu gelir işte. Yeah.
Bakalım sen de diğer kediler gibi 9 canlı mısın görelim. Hızlı ve sert ol, elinden kurtulamaz. Haklısın. Ne oldu kedicik, havada mı kaldın? Vay canına, avucun ne kadar da kuvvetliymiş. Bu bir şey değil. Sen daha demir avuç vuruşunu görmedin. Demir avuç mu? Bunu bana da öğretir misin? Öğrenmesi gerçekten zordur. Ellerini sirkede bekletip toprağa vurman gerekir. Ben uğraştım. Çok hem. Yapabilirim. Bu saçmalığı bırak şimdi. Bizi bulduklarına göre buradan gitmeliyiz. Hadi. Bekle bir dakika. Akşam yemekte domuz paçası var küçük kardeş. Küçük kardeş. Bugün sana süper bir şey öğreteceğim. Tamam. Bu ne şarabı? Aptal, bu şarap değil, sirke. Sirke mi? Öğrenmesi gerçekten çok zordur. Ellerini sirkede bekletip toprağa vurman gerekir. Bana demir avucu mu öğreteceksin? Bunun kolay olduğunu mu düşünüyorsun? Hadi git ve domuz parçalarını içine koy. Domuz parçaları mı? Tamam, nasıl yapacağımı biliyorum. Sonra sirkeye koyacağımı sanıyordum. Önce tıraş etmelisin. Tıraş mı etmeliyim? Tıraş edemiyorsan onları yak. Ne? Yakayım mı? Bu tekniği çok az kişinin çalışmasına şaşırmamalı. Çok acıtıyor. Yakman bitince üstünü iyice tuzla. Tuzlayayım mı dedin? Ay. Tuzlaman bitince bıçakla bütün tırnakları kes. Nasıl? Sonra da küçük parçalara ayır. Dikkat et, birbirlerine yapışmasınlar. Bunu yapmak çok zor olacak. Belki de yapamam. Yapmasam olur mu? Hiç de zor değil, sana göstereyim. Ne yapıyorsun sen? Paçalar nerede? Ama işte buradalar. Bak, ben sana domuz paçalarını soruyorum aptal, onlar. Öyle mi? Ama ben de bana demir avucu öğrettiğini sanıyordum. Hadi. Hadi. Üçünüz hariç herkes kaybetti. Acele edin, paraları koyun, hadi. Hadi.
Sen bunu al ve kefen parası yap. Bugün şansım çok iyi. Seninle iş konuşmak istiyorum. Ne işi? Burası çok kalabalık. Kenara çekilin. Devam edin. Öt bakalım, konu ne? Dikkat et, burası çok kalabalık Kodday, unutma ha. Bana bu yüzüğü nerede bulduğunu söyle. İşte bir gece her zamanki gibi işimi yapıyordum. Wing'in evinin önünden geçerken bir çığlık duydum ve içeri girdim. Şimdi o yüzüğü bana satmanı istiyorum. Bu kadar mı sadece? İstemem. Kendine sakla. Ne kadar istiyorsun peki? $100 mı? $1000'dan aşağı olmaz. Ama bu çok fazla. Sen bilirsin. Hayatın buna bağlı dostum. Şimdi ona parayı verirsem bir dahaki sefere çok daha fazlasını ister. Ona tuzak kurmalıyım. Bak, o kadar nakitim yok. Eğer benimle evime gelirsen sana parayı orada veririm. Ha tamam, ama sözünde dursan iyi olur. Elbette, centilmen sözü veriyorum. Demek para istiyor. Cehenneme git. Lamsaving. Ne oldu? Lamsaving evde değil. Ne oldu sana? Katilin kim olduğunu biliyorum. Aha. Kim peki? Kotayo. Evet, bu doğru. Lansing'i ben öldürdüm. Ama gerçeği bilmeniz hiçbir şeyi değiştirmez. Çünkü bunu Wing'e söyleyemeyeceksiniz. Kaç hadi! Seyvong, iyi misin? Bunu Wing'e götür. Acele et, hadi git! Hadi git! Ay, ay. Ne oldu söyle. Seyvong tehlikede. Katayhoy onu öldürmeye çalışıyor. Neden onu öldürmeye çalışıyor? Cinayet gecesi gece bekçisi bir yüzük bulmuş. Katayhoy'un katil olduğunu söyledi. Hadi.
Kotayho. Kotayho! Bu gece annenizden başlayıp sırayla hepinizi öpeceğim. Nereye gidiyorsun? Tekneye bineceğim. Bu gece olmaz. Bayko tekniği kapattı. Gidin hadi. Bir şey söyleyeyim mi? Böyle güzeller arasında öleceksen genç ölmemin hiç mahsuru yok. İyi. Çünkü sıra senin. Ha? Kotayho. Kardeşimin intikamını almaya geldim. Bunu hayatınla ödeyeceksin. Vink, bunu konuşalım. Lütfen dur. Lütfen Vink, beni öldürme. Hayır, Vink, hayır. Lütfen. Bak, Vink. Lütfen beni öldürme. Konuşalım. Beni öldürme. Biliyorum. Hata yaptım. Ben bir hayvandan bile daha kötüyüm. Biliyorum. Ben iğrenç biriyim. Vink. Ama beni öldürme. Lütfen. Bak. Çok gencim. Öldürmeyeceğim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ama kardeşim senden intikam almak istiyor. Hadi al bakalım intikamını. Umutlarım yok oldu. Sen oğlumu öldürdün. Oğlum merak etme. Kanın yerde kalmayacak. Vinky, öldürüp parçalara ayıracağım oğlum. Söz veriyorum. Bugün yeni tabelayı yaptırdım. Artık azar işitmem için hiçbir neden kalmadı. Bak başın hala dertte evlat. Şuna bir bak. Oğlum, baban intikamını alacak. Lam saving! Ko, yolumu kapatıyorsun. Havlaman bana zarar vermez. Sen benim kızımı öldürdün. Ve de oğlumu öldürdün. Bugün bunları ödeyeceksin. Saçmalık! Kızını oğlun öldürdü. Hayır! Bu doğru. Ben sadece kardeşimin intikamını aldım. Bana bir iyilik yap ve... Beni öldür. Neden öldüreyim ki? Sen domuz değilsin. Evet, Vink sadece domuzları öldürmek için para alıyor. Sen beni öldürmezsen ben seni öldürürüm. Hadi dövüş. Dövüş benimle. Merak etme. Öldürülürsen ben seni gömerim. Çelik yumruk. Senin yumrukların çelikten de sert. Leopar duvarı. Ha!
Unutma, çekicin gücüyle saldırmalısın evlat. Keskin olmalıyım. Yumuşak köprü. Yumuşak demir. Hey! Yılan köprüye saldırdı. Sudan faydalan hadi. Suyun gücü. Saldır. Pes etmeyi düşünmüyor musun Ko? Söyle bakalım. Zincir. Ejder hareketi. Belim kırıldı ejderler. Rüzgar ateşi körükler. Gel de şansını dene. Ay ucuz kurtuldum. Yoksa dayak mı yiyorsun? Crane hareketi. Crane zincir hareketi hadi. Karışık zincir. Wing, sen iyi bir ölümü hak etmiyorsun. Tabelayı yerine koy. Hayır. Ah.
Elin iyi mi kardeşim? Onunkinden daha iyi. Bütün gücünü kaybetti. Şu an istediğini yapabilirsin. Çok savunmasız bir durumda. Öyle mi? Üç kilit noktayı kullanacaksın. İlk nokta bilektir. İkincisi dirsektir. Üçüncüsü de omuzdur. Usta Hank, nasılsınız? Çok iyiyim. Öğrencinizle gurur duymalısınız. Ona yardım edin. Wink! Wink! Yine mi başımı belaya soktun? Tabelaya ne oldu? Yenisini yaptırdım usta, bak. Gördün mü? Ne kadar güzel değil mi? Dikkatli bak. Ama... Seni